Yine haftadan herkesi merhabalar sevgili izleyenler. Antalya'dan ilk yarışmacımız gelmiş sevgili Berkcan. Kapının ardında heyecanla bizleri bekliyor. Bakalım burası kimin evi, kim ağırlıyor onu. Hemen zili çalıyorum ve yeni haftamız hayırlı and the uğurlu olsun diyorum. Şurada zil. Berkcan. Genç herhalde. Berkcan diye bir dede duydunuz mu hiç? Berkcan dede. Hoş geldiniz. Berkcan'a bak sen. Merhaba, hoş geldin. Ama hoş bulduk. Saçları görünce dağıldım. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben deyim. Sen de hoş geldin Antalya'da. Hoş bulduk. Yağmurlu İstanbul. Sana evet, bunu versem zahmet olacak. Şöyle mi geçiyorum? Buyurun, böyle geçebilirsiniz. Aldır boy aynası var. Bir bakayım. Boyuma posuma evet gidiyorum. Merhabalar, ben Berkcan Yenal. 29 yaşındayım. Özel bir üniversiteden sanat yönetimi mezunuyum. Yaklaşık 4 aydır evliyim. Bir bebeğim olacak. Biz 2 haftada evlenmeye karar verdik. Sonra ilk ben teklif ettim hatta. Buraya gelmiştik. Tam da köprü altına girdiğimizde bir alelade bir yüzük almıştım. Ben şaka yapıyor zannettim. Hani o an bir idrak edemedim. Şaka mı falan. Ciddi olduğunu böyle görünce... Şaşkınlıktan bir duraksadı, bir şey oldu ama onu taktım parmağına. Benimle evlenir misin dedim. Hemen kabul ettim ben de. Çok böyle tatlıydı yani. Bir kızımız olacak. Adında muhtemelen İspanyolca bir isim olan, Türkçe anlamı da ay olan Luna koyacağız. Gezmeyi çok seviyorum. Dünya mutfağına çok meraklıyım. Sizlere gezdiğim ülkelerden harika yemekler sunacağım. İspanya mutfağı var, Fransız mutfağı var, İtalyan mutfağı var. Yani tüm dünya mutfaklarını bu masada tadacaksınız. Çok da iddialıyım. Çok iddialıyım. Kazanmaya geldim. Dünya mutfağını gerçekten anlayan yarışmacılar çıkarsa ben bu yarışmada birinci olacağımı düşünüyorum. Gel Berkcan, gel, gel. Antalya'nın neresinden geldin? Antalya'nın merkezinden geldim, Konyaaltı'ndan. Konya, ay ne güzel, harika, çok harika severim. Yani. Antalya'ya bir sevgiler, selamlar yollayalım. Peki burası kimin evi? Burası bir aile dostumuzun aile evi. Aile dostumuzun evi. Sağ olsun evin ailesi. Kuaför müsün? Nedir bu saçlar, bu kuaför tarz? Çok değilim. Hoş. Seviyorum böyle sarı saçı. Vallahi. Bol sarılıydı, bayağı gitti, dibim geldi. Dibim geldi. zamanda. Dibine gideceğim artık. Ara ara herkesin dibi geliyor. Dünyanın da dibini bir sıyırıyoruz şu an. Evet. Dibi geldi dünyanın da. Ama ona dip boya geçemiyoruz. Artık maalesef ne yapacağız bilmiyoruz. Peki Berkcan, bana hayatını anlat. Berkcan kimle yaşar Antalya'da? Ne iş yapar? Ben gezginim. Normalde özel bir üniversiteden sanat yönetimi mezunuyum. Aa, çok sanat güzel. Sanat yönetmenliği yaptım bir süre. Süper. Sanat galerilerinde çalıştım. Galerilerde çalıştın. Sonra harika bıraktım. Komple dedim ki kendimi gezmeye adayacağım. Aa, ne güzel. Gezmeye başladım. Türkiye'yi mi, dünyayı mı, nereye geziyorsun? Pandemi öncesi dünyayı geziyordum. Aa, evet. Pandemiden dolayı Türkiye, ama çok yakın zamanda tekrar dünyaya açılmayı planlıyorum. Tekrar dünyaya açılmayı evet, planlıyorsun. Evet. Alyansa, evli misin sen? Evlendim. Yeni evlendim. Ne zaman? 4 ay oluyor. Aa, yeni evli, çiçeği burnunda evet, ve burnunda da bir piercingi. Ve eşim hamile. Ay! Haftanın ilk bayılması. Ve 3,5 aylık. Aa, evet. Maşallah. Tebrik evet. Şaşkınlığımla arası
böyle tebrik arası bir yerde kaldım. Ya şöyle oldu. Nasıl oldu? Sen hiç evlenecek bir adama benzemiyorsun. Kusura bakma, hani gezginsin ya falan, hani anlattıklarından ya, evet, ziyade evet. Yola çıkarak yani. Aileme zaten diyordum ki ben asla evlenmeyeceğim, asla çocuk yapmayacağım. Ben dünyayı gezeceğim, tek başıma hepsi yaşayacağım. Oldu. Uçarıyım, kaçarıyım. Hadi bakalım. Benden umudu kesin dedim. Eşinin adı ne? Deniz. Deniz. Nerede tanıştınız? Nasıl tanıştınız? Olimpos'ta tanıştık. Ben yine geziyordum. Olimpos'ta ki, güzel, bilenler bilir. Evet, gençler çok severler evet. Olimpos'u. Dedim ki yani böyle bir madem dünyayı gezemiyorum, Türkiye'yi şöyle bir kabak koyundan, Ege'den böyle başlayayım. Akdeniz'e doğru ineyim. Yıllar evvel gitmiştim, çok güzel yerler. Harika yerler. Olimpos'a kadar geldim. Oradan Antalya'ya geçip valizimi toplayıp yurt dışına gidecektim, Balkanları gezmeye. Her şeyim hazır, biletim hazır, programım falan her şeyim hazırdı. Olimpos'ta Deniz'le tanıştım. Denizde mi tanıştın? Yüzerken mi? Yok, yüzerken değil. Sahilde tanıştık. Ha, denizde, sahilde evet. Tanıştın. Anladım. Deniz kenarında denizle tanıştın. Olimpos'ta. Ondan sonra 2 hafta içinde evlenme kararı verdik. Nasıl oluyor ya? Ben de anlamadım. Çok güzeldi. Evlenelim dedik. Çok şaşırmıştır herhalde. Ailem şaşkın bir mutluluk içerisindeydi. Evlilik. Oğlum sen Norveç'e gidiyordun. Aynen, ne oldu Olimpos'ta? Ne oldu? Evlilik. Dedim böyle. İstanbul'a geldik birkaç günlük tatile. Boğaz Köprüsü'nün altında bana evlenme teklifi etti. Deniz. Ay, bu çocuk beni çok bayıltacak bugün. Deniz evlenme teklifi evet. etti sana. Aşık oldunuz. Evet. Ya ben şaka zannediyordum. Dedim şaka mı? Hayır. Bir de Boğaz Köprüsü'nün altında. Boğaz Köprüsü'nün altında Allah evlilik teklifi Allah. Etti. Aslında Galata'da edecekmiş. Galata Kulesi'nde yükseklik korkusu var. O yüzden Boğaz Köprüsü altında ayağımızı yere basan. Hayırlı olsun. Mutluluklar dilerim. Bir çok de hamile. Hamile. Bir kızımız olacak. O da mı size sürpriz olduk? O da bize sürpriz oldu. Ne güzel. Yani, aileme daha çok sürpriz oldu. Torun bekliyorlardı. Öyle bir şok içinde. Çünkü onlar da ne oldukları, çocuk evet. Norveç'e gidiyordu, bir anda döndü, evlendi. Gel, hamileymiş, torun. Bir ama anda hayat. Allah sağlıkla kucağınıza almayı nasip etsin diyelim. Vallahi hayat hep böyledir işte. Biz planlar yaparız. Bize güler. Güler. Evet. Allah ne yazdıysa o. Aynen öyle. İnşallah ömür boyu sürsün. Peki şimdi gezebilecek misiniz? Pandemi de var. Tam olarak hamile şöyle, de değiliz. Aslında ben bunu göstermek istiyorum herkese. Aileyle, eşle, çocukla, bebekle tüm dünyayı gezebileceğimizi göstereceğim. Vallahi ben biraz gezeceğiz. Yaptım onu. Yapılabilir. Yapılır. Yapılabilir. Bence. Bunu bile ara mutfakta konuşuruz. Yapılamaz. Siz çocuğu nasıl alıştırırsanız çocuk size uyacak. Aynen siz çocuğu öyle. Almayacaksınız. Kesinlikle. İnşallah doğsun kızınız hayırlısıyla. Hı-hı. Onu da alıp gezeceksiniz. İnşallah. Evet. Nereleri düşünüyorsunuz? Hayatla ilgili hayallerin, planların neler? Şöyle, ilk planımız Amerika. Amerika'ya gitmeyi planlıyoruz. Ondan sonra eşim İspanyolca öğretmeni. Vay. Evet. Oradan da İspanya'ya geçmeyi planlıyoruz. Oradan da İspanya'ya geçeceksiniz evet. Hayırlısıyla. Böyle bir planlar, böyle hayaller. Böyle bir planlar var. Hadi inşallah umarım olur. Peki yemek? Yemek, dünya mutfağına geldim. Dünyayı gezer evet. Bertcan, dünya mutfağında dünyalar kadar güzel şeyler yapacak bize. Kesinlikle. İyi midir aran yemekleri? Yapar yemek mısın? Yer mi, yemeği mi seversin? Şöyle, yapmayı mı? Zaten asıl gezmemin temel nedenlerinden biri de yemek yemek. Yemek ben bayılırım. Ben de. Dünyanın çeşitli şeylerini, yemek kültürlerini tanımak, tanıtmak gibi bir evet. misyonum var benim anladığım. Ben çok severim ve şey yaparım, hani İspanya'ya gidiyorsam Barcelona'da yöresel yemeğine paella. Bir paella yiyeceğiz diyorsun. Kesinlikle en iyi restoranı araştırırım. 3 gün aç kalırım, 4. gün güzel bir restoranda o paella'yı yerim. Vallahi kesinlikle. güzel. Ve online'sını yapana kadar uğraşırım evde. Neydi söyledi, bir düşkünlüğü var. Şu an çok. Kim yapıyor evde yemekleri? Ben yapıyorum. Vay. Ben yapıyorum. Deniz şanslıymış. Yemekleri. Peki evet. Bugün bize neler yapacaksın bugün Bertcan? Bugün size başlangıç olarak çorbadan Fransız mutfağına gidiyoruz. Soğan çorbası mı? Soğan çorbası yapıyorum. Tahmin ettim. Ama şöyle bir şey, soğan çorbası biraz sulu oluyor Fransızların. Evet, evet. Ben şöyle bir şey yapacağım, biraz daha Türk usulü gibi un katacağım, unlayacağım, biraz blend edeceğim. Onu. Evet, biraz bağlayacağım ve yoğun kıvam vermek bağla, istiyorum. Bağla, en son çünkü ekmek Fransa'da koymayacağım. Doğup büyüyen yarışmacımız bize soğan çorbası diye ekmek yedirdi. Ekmek koymayacağım ben çünkü bu herkes böyle soğan çorbası ekmekli oluyor falan. Türk koyma. Sen ya. Türk usulü bir soğan çorbasıyla başlıyorsun. Haftanın ilk yemeği soğan çorbası ama Türk usulü. Evet. Arkasından ne geliyor? Arkasından ara sıcak olarak mandalinalı yer elması yapacağım. Güzel. Harika ederim. Böyle fresh. Süper. Yiyeceğiz. İyi gider bir zeytinyağı. Sonra Kıbrıs'a geçiyoruz. Ya, nasıl benim mi? Anne tarafım Kıbrıslı. Evet. Neden be kardeş? Neden eve söylemedin? Anlapam be. Böyle kayıyor benim. Mutfakta da kayacak aksanlara da. Yavru vatan Kıbrıs'ımıza da sevgiler. Neresindenmiş annen Kıbrıs'ı? Şeyden. 7 dalga. Yedi dalga. Nerede şimdi anne? Annemler Antalya'dalar. Onlar da Antalya'da. Kıbrıs'ta değiller yani. Akrabalarımız falan orada. Süpermiş. Hı-hı. Ve ne yapıyoruz Kıbrıs'ta? Pirohi.
Apirohi! Evet. Hellimli mantı. Hellimli mantı yapıyoruz. Wow. El açması el olacak, açması. Ben açacağım. Berk canı bak sen. Hem evet. Dünyayı getiririm hem de dünyalar kadar yemekler aynen yaparım öyle. Diyor. Pirohi de yedik mi? Yedik. Çok güzel. Geçtik İspanya'ya. Aa, gittik İspanya'ya. Ne İspanya'dayız. Paella yapıyoruz. Deniz mahsullü. Oo. Midyeleri kendimiz haşlıyoruz. Ne karidesleri, diyorsun? Baby ahtapotları. Kalamarları kendimiz marine ediyoruz. Hazır ay, değil. Ay ay, İspanya'da yemiştim Barcelona'da paella. Evet. Çok da güzel olur. Birebirini yakalamaya çalışıyorum. Umarım siz de İspanya lezzetini yakalarsınız. Hadi inşallah. Yanında bir şey var mı paella'nın? Bulgur pilavı yaparmış. Zaten pilav paella. Evet, paella'yı salata sade yap yapacağım. Yanında çok güzel kuru meyveli salatam var, avokadolu. Güzel. Ve üzerine gouda peynirli. Salata da iddialı. Vay tabii. vay. Öyle damaklara güzel. Ne lezzetler çarpacak. Gidiyoruz İspanya'ya gidiyoruz. Hemen çıktık İspanya'dan. Çıkıyoruz. Nereye İtalya'ya geldik? İtalya'ya gidiyoruz. Ah! Ne yapıyoruz? Tiramisu mu? Tiramisu ama nasıl? Nasıl? Danilo Şef'inki gibi böyle üzerine zavoy kremalı yukarıya çekeceğiz. Böyle bir görsel magma gibi akacak. Vay sen şölen. Çok iddialısın. Sürem yeterse. Mascarpone? Mascarpone peyniri tabii. Mascarpone! Tutto bene! Gerçek tiramisu mascarpone ile olur. Diğerleri kremalı pasta. Bence, aman Allah'ım. Bence öyle. Aman Allah'ım. Bugün neler olacak? Neler bugün olacak? Bugün tüm dünyadan lezzetleri tatacağız. Vallahi haftaya çok iddialı başlıyoruz. Gerçekten bol şans diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Seni hemen markete uğurluyorum. Hemen ben markete de mutfağa gidiyorum. Geçiyorum. Çok teşekkür hadi ederim. Hadi mutfakta buluşmak üzere. Görüşürüz Berkcan'cığım. Kolay gelsin. Yani biraz karman çorman bir menü olmuş açıkçası. Çok da uyumlu bulamadım. Menü benim için biraz basit geldi. Kendi menümle kıyaslıyorum da çok basit geldi benim menümün yanında. El oyalayacak hiçbir şey yok. Tiramisu'su zaten muhallebi. Hele bir de kedi diliyle yaptıysa vay haline diyeyim. Geçmiş olsun arkadaşa şimdiden. Ama gerçekten yani çok birbiriyle uyumsuz böyle. Sanki böyle toplama bilgisayar gibi böyle. Oradan ayrı almış, oradan ayrı almış. Hiçbir şey, hiçbir damak tadına uygun. Yani bir menü birbiriyle orantılı olur değil mi? Şu menüye göre yani kafası karışık. Biraz toparlanması lazım. Yani menü yaparsa iddialı bir menü. Ama yapamayacak yani.